Zarafet size göre ne demektir ve keyfe keder bir lüks müdür, olmazsa olmaz mı? Yok, tamamen aksi. Olmazsa olmazdır, vazgeçilmezdir. Zarafet eylemlerimizde. Eylem deyince çok geniş bir sahayı ihata ediyorum. Yani bir bakış da bir eylemdir. Sükut da bir eylemdir. Yani aksiyon, hareket, tavır, tarz. Tabii ki yaptığımız fiziksel hareketler de birer eylemdir. İcabı halinde. Unutmak da bir eylem oluyor zaman zaman. Bütün bunların kendine göre bazı nitelikleri var. Ve biz bu eylemleri iki ana eksene göre yapıyoruz. Bir tanesi bir tepki veriyoruz. Eski tabiriyle aksül amel. Bunu çok düşünmüşümdür. Yani bir işe bir karşılık olarak yapıyoruz. Yahut da kendimiz bir varlık, bir varoluş belirtisi olarak bir eylem yapıyoruz. Bu eylem yaparken tabii ki bir maksadımız, bir niyetimiz var. Ve bu niyet bir şeyleri değiştire mahtuf bir niyet. Bu niyet aynı zamanda tabiata karşı yapılan bir niyet. Yani bir taşı bir yerden alıp kenara koymak tabiat üzerinde yapılan bir hadise. Peki maksat ne? Bir şey inşa etmek yahut da o taş bir yol üzerinde birisine rahatsızlık verecekse o yolu temiz hale getirmek, geçilebilir hale getirmek. Yahut da doğrudan doğruya insanlarla muhatap olarak bir hareket yapıyoruz. Hareketin bir niteliğinin olması lazım. Her hareketin bir niteliği var. Yani o harekete bir libas giydiriyorsunuz. O libas bazen çok sert oluyor. Batıyor, yakıyor, dikenli. Bazen de yumuşacık oluyor. Esas itibariyle hareketin mahiyeti değişmiyor. Yani taşı alıp bir yere koydunuz, bir insana selam verdiniz veya bir kapıyı açtınız, geçtiniz, arkadakinin yüzüne bırakmadınız. Otomatik kapılarda da oluyor. Yaylı kapı açıyor, geçiyor, öbür kapıyı bırakıyor. Arkadakinin yüzüne kapı pat diye çarpıyor gibi. Bu ve buna ışıklarda durdunuz. Hareket ederken arkadaki kornaya bastı. Çok kısa nanosaniye diyorlar şimdi bu işin esprisine. İşte bütün bunlar eylemlerimizin niteliği ile alakalı. Zarafeti giydirirsek eylemlerimize bir libas gibi sosyal hadiseler, ilişkiler çok yumuşar, çok güzelleşir. Aynı bir makinenin parçaları gibi yağlamazsanız gıcırdar ve çabuk aşınır. Yağlarsanız bu metafor çok iyi bir metafor olmadı ama çok iyi açıklıyor. Yani çok böyle estetik bir metafor olmadı ama çok iyi açıklıyor. Aksi halde çok gerekmeyecek şekilde enerji kaybederiz. Bu enerji esas itibariyle psikolojik enerjidir. Zaten insanları bitiren de odur. Dolayısıyla zarafet eylemlerimizde kuşanacağımız, giydireceğimiz bir libastır diyebiliriz. Yumuşak, sade, müşfik ve insana hürmetkar bir libas. Eyvallah. Ve tabiata hürmetkar bir libas. Tabiatla da uyum Tabii. içerisinde, ahenk Ayrıca içerisinde ve akan. tabiata karşı da müşfik davranmak, zarif davranmak mecburiyetindeyiz.